İstanbul Kadıköy'de Meral Akşener'in İstanbul Kadıköy'deki terör yürüyüşüne ilişkin paylaşımına tepki gösterildi. Meral Akşener Kadıköy'de polise saldıran HDP'lilere sosyal medya hesabından kadınlar gününde bile gösteri izni vermeyenlerin ilginç bir şekilde göz yumduğu, ilginç bir şekilde iktidarı suçluyor. Siz göz yumuyorsunuz Kadıköy'de HDP'lilerin eylem yapmasına diyor. Kadınlar gününde izin vermiyorsunuz ama diyor. Kadıköy'deki eyleme ilginç bir şekilde göz yumduğu Kadıköy'deki terör propagandasında polisimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum diyor. Peki buna karşılık kim açıklama yapıyor? Meral Danış Bektaş açıklama yapıyor. Diyor ki: "Akşener'e yüklenen de Meral Danış Bektaş. Sayın Akşener kadınlar yürütülmüyor" derken bizler sanki orada özgürce yürümüşüz demeye getiriyor. Sayın Akşener dün konuşmasına bile izin vermediler. Meral Hanım'ın muhalefet mi? Meral Hanım muhalefet mi? İçişleri Bakanı'mı açıklasın bir cevap versin diyor. İçişleri Bakanlığı'na mı özeniyor? Hakikaten şaşırma şaşırıyoruz diyor. Eğer muhalefette olmak güçlü bir muhalefet yapmak istiyorsa Kürt düşmanlığını körükleyen söylemlerden, politikalardan uzak durması lazım diye aşağı devam ediyor. Bakın cumhuriyette de bir devam vardı. Onu da not almışım. Orada da diyor ki Meral Hanım karar versin nerede duracağına. Evet. Bakın HDP olmasa da yok değil mi? Evet. Güya yok. HDP olmadığı halde gizli ittifakı böyle kendileri ifşa ediyorlar. HDP'li vekilleri zillet çımartıyor diye Akit'in de ilk sayfasında o aynı haber yapılmış ki üst başlığını ben biraz daha fazla önemsiyorum. Dört askerin şehit olduğu gün polise yumruk atan hainlere çığ gibi tepki. Yani biz bir yandan Suriye'nin kuzeyinde askerlerimiz, polislerimiz şehit oluyor. Dört asker birden şehit olduğu gün HDP'li vekil de Kadıköy'ün meydanında polisimize yumruk atıyor. Ve bu HDP ile birlikte ittifak yapıp iktidara yürüyoruz diyen Sorsan bir... ittifakta değiliz diyecek. Evet. Ümit diyor ki bir karar versin Meral Hanım. Nerede yapacak? Evet. Şimdi bir tweet vardı onu da verin arkadaşlar. Aytun Çıray'ın bir tweeti. Bakın nasıl hizaya çekiyor HDP bunları. Bu mantığı. Bakın. Şimdi Aytun Çıray. Ben arkadaşlar verene kadar ben okuyayım. Söyleyeyim. Arkadaşlar da verecek şimdi ekrana. Aytun Çıray. İyi Parti milletvekili. Diyor ki günün sorusu. Varsayalım seçimlerde HDP AKP'yi şimdi geldi ekrana. HDP AKP'yi destekleme destekleme kararı aldı. Bu durumda Sayın Erdoğan Cumhur İttifakı ne yapar diyor. Hemen altında biri yazıyor diyor ki siz AKP'ye katılım yapmak için onurunuzu bir tarafa bırakın. Sadece HDP üzerinden bir zemin hazırlıyorsunuz. Çünkü biz bu izlenimi alıyoruz. Hadi hayırlısı olsun diyor. Aytun Çıra'yı etiketliyor. Aytun Çıra hemen geri dönüş yapıyor. Diyor ki asla sorunun muhatabı HDP değil diyor. Şimdi ikinci kareyi verin. Niye diyor geri dönüş yapıyor? Niye hemen dikkate alıyor? Asla olur mu öyle şey? Ben HDP'yi kastetmedim diyor. Batman Üniversitesi terk diyor. 2015, 2016-2017 dönemi arası yazmış. Bakın biyosunda ne yazıyor? HDP yönetim kurulu üyesi. Ramazan Avinç. Ramazan Avinç hemen alttan şeyi çakınca, tokadı çakınca hemen geri dönüş yapıyor. Diyor ki asla sorunun muhatabı HDP değil. Siz beni yanlış anlıyorsunuz. Bir şey HDP'ye yönelik bir şey söylemiyorum ben. Bakın işte bu. Şimdi burada belki de turnusol sol kağıdı olacak olan şey şudur. Birileri diyebilir ki çözüm sürecinde gayet iyiydi AK Parti HDP ile. Şimdi mi kötü olundu? Benim için kıstas şu. Eğer bir parti, bir siyasi parti teröre karşı çıkıyorsa, net olarak samimi bir şekilde karşı çıkıyorsa o partiyle oturulur, konuşulur. Ama teröristleri gerilla diye tanımlıyorsa, hak arayıcıları diye tanımlıyorsa o noktada da o partiyle aranıza mesafe koyarsınız. Bugün itibariyle bakın dört tane şehit diyoruz. Dört tane şehit verirken bir yandan da HDP'li vekil Kadıköy'de de polise yumruk atıyor diyoruz. Demek ki terörü destekleyen bir partiyle karşı karşıyayız şu an. Halbuki HDP'liler şunu demesi lazımdı. Önce biz şu Terör örgütünün askere sıktığı kurşunları bir çözelim. Ondan sonra Abdullah Öcalan'la ilgili zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hazırlanıyor. 25 yılını doldurdu deyip bir tahliye kararı vermeye. Milliyetçi geçinen çakma ülkücü Meral Akşener de ahim kararlarını sorgusuz sualsiz biz uygulayacağız iktidarımızda diye o bile söz veriyor. CHP zaten dünden buna hazır. E o zaman ahim kararı verdiği an zaten siz Abdullah Öcalan'ı anında serbest bırakacaksınız demektir. Bu çerçevede Abdullah Öcalan'ı bir kenara bırakalım. Hala bugün askerlerimiz şehit oluyor. Bu şehadetleri önleyecek şekilde PKK'yı kınayalım demesi lazım HDP'nin. Diyarbakır annelerinin yanına gidip onlara bir destek vermeleri lazım. Ama işte burada bizim tepkimizi çekmedi. Odaklanmamız gereken bence HDP değil ki. HDP'nin tavrı zaten yıllardır belli. Mesela Cumhuriyet ne diyor? Sözcü ne diyor? CHP ne diyor? Polis yumruklanmış, polis yumruklanıyor. Ne? Bakın. Polis bizi darp ediyor durumundan bu şu CHP'nin döneminde polis bizi para, Beyaz Toroslarla kaçırılıyor, insanlarımızı öldürülüyor durumundan polis Kadıköy'ün göbeğinde polis yumruklanan dönem döneme gelinmiş. Baskıcı dönemmiş bu dönem. Ama bu dönemde ortaklarından biri polis yumrukluyor. Sözcü'den çıt yok.